Evet beyler, ne diyoruz? Hoş geldiniz. We are the best. Hoş geldiniz. The best job. Hafız Mustafa. Çek baklavayı. Çek, çek, çek. Merhaba. Bugün Sirkeci'de bütün turistlerin uğrak yeri olan ve önünde her zaman insanların olduğu tatlı mı tatlı bir mekandayız, ama mekanın tatlı mı tatlı sahibine hem mekanın hikayesini hem de kendisinin öykülerini sormak üzere buradayız ve karşınızda Avni Bey. Avni Bey merhaba. Merhaba efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Var olun, hoş bulduk. Avni Bey, bu nasıl kuruldu burası? Şöyle küçücük bir kuruluş öyküsünü alalım mı sizden? 1864 yılında Eminönü Bahçekapısı'nda kurulmuş. Hafız Mustafa, babası İsmail Hakkı kurmuşlar. Ondan sonra büyük bir şef, büyük bir usta. Daha sonra aileden değilim ben ama bu isim bize geçti. Biz de şubeleştik. Eskiye, kültürümüze bağlı olarak bu işi yapıyoruz. Çok iyi sizi. Ben sizin de kurucular arasında olduğunuzu düşünüyordum ama isim size intikal ediyor, doğru mu? İsim bize intikal ediyor. İsimden sonra bu işi geliştiriyoruz biz. Ben ve çocuklarım. Benim ailem yani. Peki sizi diğer size benzeyen tatlıcılardan ayıran en önemli özellik ne? Ben biliyorum ama bir de sizden alalım. Efendim, reklam olmasın diyeceğim ama bizim mamullerimizin hepsi günlüktür. Yani ne kadar yersen ye, midende bir şikayet olmaz. Ve %100 tatlıdır. Organik mamülden yaparım. Elhamdülillah, malımda da, mamüllerimle de hepsinde iddialıyım. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Müşteri de rızkın sahibi Allah. Çok fazla ürün çeşidiniz var. Var, evet efendim. Bu ürün çeşitlerini kendiniz oluşturuyoruz. Kendimiz oluşturuyoruz. Çocuklarım var. İşimin imalatın başında bir oğlum duruyor fabrikada. Günde 400-500 çeşit mamül çıkar ve günlüktür hepsi. Ertesi güne kalan malım yoktur yani. Baklavayı günlük satarız. Lokum 2 günlüktür. Böyle yapınca müşteri de damak yalan söylemiyor. Doğru. Başarılıyız. Kendi ukdemizde başarılıyız elhamdülillah. Kısaca neler var diyelim mi? Tatlılar, şekerler, lokumlar, sizin aslında ürün çeşitliliğini üst başlıkta toplarsak neler var? Muhallebimiz var. 25 çeşit, 30'a yakın muhallebi çeşitimiz var. Traliçe, ala traliçemiz var. Alu ala. Onun mucidi çocukları. Baklava çeşitlerimiz var. 60 tane çeşitimiz var baklava çeşitimiz. 60 çeşit. 60 çeşit baklavamız var. Sabahleyin poğaça böreğimiz var. Onlar da 30 çeşit falan. Lokumumuz var, 60 çeşit. Çay çeşitimiz var. Kültürümüzü satıyoruz. Kültürümüze bağlı ne varsa, bizde cappuccino yok, kafe latte yok, Coca-Cola yok. Kültürümüz ne bizim? O kültürden yapıyoruz. Kültürümüzle satıyoruz. Görüyorsunuz dükkanımız. Turistlerle doluyor. Elhamdülillah. Bir de şubeleştiniz ve yurt dışına da açıldınız. Evet efendim. Sizin bir Dubai'de açılış öykünüz var. Mesela Dubai'ye öyle kolay kolay gidip de bir mağaza açamazsınız. Evet. Ama sizin için biraz kolay olmuş. Onun hikayesini dinleyebilir miyim sizden? Dubai'de dükkan açmak tabii zor. Çünkü rakamlar yüksek. Bulunduğumuz yerde Amerika'da dükkanın var mı diyorlar, İtalya'da dükkanın var mı diyorlar. Bizim daha Amerika'da bir dükkanımız yok ama Londra'da nasipse açmak üzereyiz dükkan ve fabrikayı. Öyle bir şey kaldı arada, işte verelim mi vermeyelim mi. Pazarlık da ediyoruz, istedikleri parayı veriyoruz ama bir türlü olmuyor. Dükkanımızın konumu çok güzel, 30 metre cephemiz var. İki tarafa da bakıyor. Bir tarafı su gösterisine bakıyor. Bir tarafı da Dubai malın içine bakıyor. 30 metre cephemiz var. Oranın en güzel dükkanı bizim dükkanımız. Öyle diyelim. Allah nasip etti. Sonra olmadı gibi biz orada baklavayı hediye götürmüştük. Orayı bize devretmek isteyen hanımefendi vardı, Dubai'li.
Ya dedi biz dedi bu tatlıyı Türkiye'den İstanbul'dan getirtiyoruz dedi. Bu tatlı ne dedi böyle? Çocuklarım dedi bu tatlının işte mucidi biziz, sahibi biziz falan. O zaman dedi oturalım konuşalım dedi. Konuştuk. Bana dedi hisse verirseniz bu yer sizin dedi. Tamam verelim dedik hisse. Bir hisse verdik %10. Sonra anlaştık, dükkana girdik. Tabii bir senede yaptık o dükkan, zor oldu. Yani hava sıcak, müsaade etmiyorlar. Daha sonra fabrikayı yaptık. Ve bir sene içinde işler hale getirdik. İşimiz de güzel elhamdülillah. Su gösterisinin önünde dükkanımız. Yurt dışında kaç tane var böyle mağazamız? Yurt dışında bir mağazamız var. Bir mağaza da Allah nasip ederse bir iki ay sonra Londra'da bir yerimizi açacağız. Birkaç yerde daha teşebbüsümüz var. Tabii zor bir iş bu. Kolay bir iş değil. Hemen açmak da olmuyor. Orada fabrikayı kurmamız lazım. Elemanları yetiştirmemiz lazım. Burada gördüğünüz bütün elemanların çoğunu kendim yetiştirmişimdir. Onun için tabii malı güzel yapıyoruz ama malı da satmak lazım. Son bir soru soracağım. Buyurun efendim. Ben sizi genelde mağazalarınızda müşterilerinizle ilgilenirken hem de birebir ilgilenirken görüyorum. Evet. Ben köşeme çekileyim yeter artık çocuklarıma devredeyim demiyorsunuz. Evet. Herkese teker teker tatlılarınızı kestiğinizi, evet, ikram ettiğinizi biliyorum. Bunun size avantajı var mı? Avantajı var. Şöyle avantajı var. Şimdi bir mamül, yeni bizde her gün mamüllerimiz çıkıyor. Bütün o mamüllerin de mucidi kendimiziz. O mucitleri nasıl tanıtacağım? Müşteriye ikram ediyorum. Yiyor, beğeniyor. Bir daha geldiğinde oturuyor, yiyor. Yani bu çok önemli. İkram etmek çok önemli. Lokumda mesela narlı lokumun mucidi benim. Narlı lokumu ikram edeye de şimdi moda oldu yani. Narlı lokum, organik yapıyorum. Müşteriyi kandırmazsan herkesin işinin böyle olacağına inanıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz, memnun oldum. Her zaman bekleriz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, buyurun, 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 buyurun. Alo, 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 alo. Evet, beyler, evet, beyler, evet, beyler, buyurun. Ahmet Bey. Merhaba. Hadi, hadi, hadi.